Savunma Haber kanalına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 füzeleri almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yaptırımları tetikler açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü CBS kanalının Face the Nation adlı programında, sunucu Margaret Brennan'ın, hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor, sorusuna şu yanıtı vermişti. Bundan sonraki dönemde de, kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez, bunun kararını verecek olan biziz. Brennan'ın, evet der gibisiniz, sözleri üzerine Erdoğan da, ne demek, tabii ki evet dedi. Sözcü, Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan, ayrı ve ek JAATSA-231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını, Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz, diye konuştu. Sözcü ayrıca, ABD'nin Türkiye'yi bir müttefik ve dost olarak gördüğünü ve uzlaşmazlıklara rağmen, Türkiye ile ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi. ABD Hazine Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden, JAATSA, ABD'nin hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası, kapsamında, yaptırımlar uygulamış ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık Yetkilileri Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yaptırım listesine eklemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek, iki liderin gündeminde, Suriye'nin güneybatısındaki gelişmeler de olacak.